Mesela sana Hemen, biraz daha. hemen, hemen buyurun. Top sizde. Şimdi Türkiye'de satış yöneticilik konusunda var ki esasında tabii şu andaki ECMAP'ın bence şu anda yapmış olduğu tüm yazılımın en büyük faydası o. Bugün yöneticilerin yönetmesi için gerekli datayı topluyor. Şimdi Türkiye'de satış yöneticilerinde 3 tane sorun var. Bir, iyi bir satıcının iyi bir yönetici olacağını otomatik zannediyoruz. Yok öyle bir şey. Çok büyük Yani yanlış. ikisinin birden çok farklı şeyler. Tamam, yani satış yöneticisi olmak için birçok farklı beceriye ihtiyacınız var. Ve her satıcı yönetici olmaz çünkü yöneticilik vermekle alakalıdır. Yöneticinin o karaktere sahip olması lazım. Yani çok hırslı, her şey bana, her şey bana diyen bir satıcı belki satış rekorları kırar ama dünyanın en kötü yöneticisi olur. Çünkü o kesinlikle paylaşmaz. Ne bilgisini paylaşır ne de ekibinin ondan daha başarılı olması için fırsat verir. Tamam. Birinci konu bu. Yani bu iş bir kere kişilikle alakası var. Ve herkesin kişiliği yönetici olmaya uymaz. Tamam. Bir de liderlik var. O ayrı bir konu. Ona başka bir konuşuruz. Yani ikinci konu satışta yönetebilmen için bir kere bir strateji, taktik ve sistem ihtiyacı var. Türkiye'de çok az firmada var. Eğer uluslararası şirketler zaten zorunlu yapılıyor. Bu işte Salesforce gibi yazılımlar var. Veya bazı Excel üzerinden yapıyor ama sizin satıcıların biz eskiden görüşme formu yapardık. Elle yazardık yani. Siz bugün satış ekibini takip etmek için onun nereye gittiğini bilmek zorundasınız. Yapılan her görüşmenin telefonla veya yüzle kaydı olması gerekiyor. Değil mi? Ve bunların size onların vermiş oldukları tekliflerin yani funnel, pipeline, işte satış havuzu neyse onun sizin önünüze bir tuşa basarak gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Çok önemli. Yani bu veriler olmadan hani siz satış yönetimi zannediyorsanız bence hayal kuruyorsunuz o zaman yani. Ben dedim ki, Ay'a gitmek gibi bir şey bu yani. Hani eve gideceği yerine Ay'a gidiyorum diyordu bu tip satış yöneticileri. Tamam. Veri olmadan yönetim olmaz. Üçüncüsü işte satış motivasyonu. Şimdi ben şimdi şanslıyım. Koç oldum. Koç olduğum için de dinlemesini öğrendim. Yani koç gibi dinlemesini öğrendim. Ama geç yani 30 yaşlarına, 35 yaşlarına böyle bir yeteneğim yoktu. O yüzden satış yöneticisinin yanındaki ekibe zaman ayırması lazım. Onlara eğitim vermesi lazım ve onlara koçluk yapması lazım. Bu üç. Şimdi satış yöneticisi Türkiye'de hep önceliği kendisi olduğu için kendisi satıcı gibi müşteriye gidiyor. Yani kendisi bütün müşteri peşinde. Satış elemanlarına vakit ayırmıyor. Bir. İki. Rapor olsa bile okumuyor. Okumuyor. Satış elemanı da okumadığını bildiği için satış elemanları da o bilgiye girmeyi reddediyor. Diyor ki ben okumuyor. Ben bu adama niye rapor hazırlayayım ki? Kendim için hazırlayacağım. Zaten gidip hiçbir şey okumuyor adam. Yani. Tamam. Şimdi o yüzden de bugün bir kere dediğim gibi kişilik önemli. Çok ciddi bir verilere ulaşabilecek bir altyapı yapmak gerekiyor. Bir sistem kurmanız gerekiyor satışı takip etmek için. Üçüncüsü ise bizim elemanlarımızla çok ciddi zaman ayırıp onların gelişimine katkıda bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın bir satış dediğimiz zaman nasıl başlar satış? İlk önce randevuyla başlar. Ziyaret, sunum, ispat, proof, itirazlar, müzakere, satış kapatma. Tamam mı? Şimdi bu bir satış sistemidir. Ben bunu eğitimlerimde anlatıyorum. Her aşamayı oturduğumuz 8 saatte anlatıyorum bunu. Yani 8 saatte her aşamada ne yapması gerekiyor? Türkiye'de böyle bir sistem yok. Gidiyor müşteriye mesela o birden dörde geçiyor. Abi dur bir dakika bunun bir süreci var. Orada değiliz daha, değil mi? Çocuk daha yürümeyi öğrenmedi, sen hadi koş diyorsun. Şimdi sen satıcı ama şimdi eğer bir satıcıyı okuldan alıp da yanınıza alıp bu çocuğu eğitmezseniz yani işte bu çocuk nereden bilsin? Ona git sat diyorsun sen. Sattığı şey hiç karışmıyorsun. Hiçbir şey öğretmiyorsun. Sadece o sattığı sürece senin için iyi zamanda kötü zamanda işten çıkarıyorsun. Tamam. Çünkü Türkiye yani satış kafası, yöneticinin kafası bu. Yani o adam kendi kendine satıyor. Olabilir mi bir şey yani? İmkanı var mı yani? Binlerce beceriden oluşan bir şey satış yeteneği. Ve sen eğer bu süreçleri iyi kurmazsan o kişi çok hata yapar. Çok hata yapar. Bu arada lafınızı bölmek gibi olmasın. Bu fırsat yönetimi diyoruz ya biz buna aslında. Evet, Yani bu fırsat yok. Aynen. fırsatların, yani potansiyel müşterinin veya hali hazırdaki müşterideki yeni bir satış fırsatının tüm sürecinin yönetilmesi. Dün, daha dün tamamen fırsat yönetimine odaklanan bir CRM yazılımı bir milyar dolarlık şirket oldu. Yani bu, onlara unicorn diyoruz ya. Daha yeni Pipedrive'da bir unicorn oldu. O yüzden aslında bizim de doğru bir yolda olduğumuzu yurt dışında valide eden bir gelişme aslında. Ya bugün çok önemli yani. Özellikle sizin yazınız yani o kadar benim yıllarca aradığım yazılım yani o kadar yani gördüm de
demosunu da gördüm. Yani muhteşem, yani bugün yani muhteşem bir tool. Yani keşke her şirkette bu tip bir altyapı olsa. Çok önemli yani bu veriler. O kadar önemli çünkü siz şimdi şu var tabii. Özellikle çok kalabalık satış ekipleriniz varsa kimin çalışıp kimin çalışmadığını, kimin değer yarattığını bilemiyorsunuz ki. Yani adam sonuç olarak satıyor. Tamam okey yani işte biz tek şeye bakıyoruz yani. Hedeflere bakıyoruz, ciroya bakıyoruz. Adam hedefini yapmışsa hiç dokunmuyorsun. Adam yani adam hiçbir etik anlayışa sahip mi? İşi nasıl yaratıyor? Uzun vade onu yapmış olsa satışlardan zarar görür müyüm? Kar marjı hedefi yoksa şirketin düşük kârlıkları mı satıyor? Yani şirkete esasında satarken de birçok uzun vadede sorun da birlikte getirebilir bu kişi. Veya gittiği zaman bu satıcı o müşteri o şirketten gidebilir. Yani o yüzden yani satış yönetimi, satış gibi bir bilim ve sanat yani insanla yapılan bir şey ve muhakkak veriyle yapılması gerekiyor. O yüzden yani Türkiye'de maalesef satış yöneticiliği çok hafife alınıyor ve çoğu genel müdür zaten satış yöneticiliği yapıyor Türkiye'de veya patron. Tamam. Evet. Ve bunu da çok yanlış yapıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar çünkü kendileri bilmediği için bilmediği bir şey yapmaya çalışıyor. Yani nasıl patron finansmanı bilmiyorsa şirket batıyor. Satış yaptığınız zaman patron da yöneticiliği hiç yapamıyor. Yani onun da yöneticiliği hiç aslında. Ya tabii bugün finans ve satışı bakın yani bugün eğer satış şirketin patronu veya genel müdürü satıştan gelmiyorsa iki konuyu uzak durmalı. Bir tanesi satıştır, bir tanesi de finanstır. Tamam. Pazarlamayı zaten bu işin ehline bırakması süreci dokunmaması lazım çünkü pazarlama gerçekten bambaşka bir şey. Ayrı bir şey. Bambaşka bir şey. Çok 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 daha deneyim gerektiren bir şey. O yüzden yani bence bugün patron yazılımcıysa olsun yazılımı yapsın. Yazılımı geliştirsin. Ama bıraksın geliştirir başka insanlar yapsın. Tabii. O. Yani bu bütün iş o yani. Yani veya da süreçleri yönetsin. Yani daha mükemmel mesela bugün Getir gibi bir şey var. Benim arkadaşım var onu kuran. Mükemmel çalışıyor. Getir gibi bir şey. Nasıl böyle tıkır 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 veya Domino Pizza. Nasıl 30 dakikada pizza geliyor değil mi? Bunlar işte bence bunlar satıştan çok daha önemli şeyler. Yani sen patron olaraktan veya üst düzey yönetici olaraktan bunları mükemmel hale getirsen zaten satışın yükü azalacaktır. Niye satışın bugün günü artıyor? Şirkette birçok şey aksıyor. Satış kaleci gibi hani bir taraf finans, bir taraf lojistik, teslimatımı yapsam, onu yapsam birçok açığını kaleci gibi atlayarak kurtarmaya çalışıyor. Çünkü sanayi kuruluşlarında biz üretim planlama yapan satışçı bile görüyoruz. Yani var biliyorum ben. Ben yeni baş yapıyorum. Yani içeride işte ambalajının siparişini veriyor, lojistiğini ayarlıyor falan yani. Evet. Aynen öyle. Yani bugün özellikle üretim olan şirketler, satıcılar maalesef şey değil yani fabrika yönetmek zorunda kalıyor. Aynen öyle. Çünkü orada adamın umrunda bir mal ne zaman teslim edilmiş. Tamam? Yani kalite kontrol denetim. Yani zor işler bunlar. Yani şu anda çalışıyorum. Yani Türkiye'de maalesef çok üzülüyorum ben. Yani Türkiye'nin bir taraftan kendimi çok büyük görüyoruz ülke olaraktan, ekonomi olaraktan, 13. ekonomi dünyada filan ama yani çok temel şeyi yapmıyoruz ve bugün, yani şöyle özetleyeceğim konuşmama. Bu pandemi var ya, kral çıplak. Yani ülkenin ekonomisini, ülkenin yöneticilerini, satış müdürlerini, satış yöneticilerini, şirket patronlarını, şirket genelcilerini bütün zaaflarını ortaya çıkardı. Çünkü evden veya uzaktan çalışırken her şey ortaya çıktı. İşte bu sisteme yani verinin önemi, sistematik çalışma, işte ondan sonra işte performans yönetimleri, bütün bunlar uzaktan olduğu için tıkır tıkır çalıştığı zaman şirketler tıkır tıkır çalışıyor. Ama şimdi bunlar eskiden nasıldı? İşte ofisteyken patron her yere atlıyordu bir şekilde. Sorunları çözüyordu. Ama şimdi yok ki hangi sorun çözecek? İşler hem çok hızlı gelişiyor internet üzerinden hem de kontrolsüz. O yüzden bütün zaaflarımız bu sosyal medya esasında onu yapıyor yani. Sosyal medya Türkiye'yi niye bozuyor biliyor musunuz esasında her bakımda? Ekonomi dahil. Çünkü kendimizde güvenmediğimiz için veya kendimizin içi çok dolu olmadığı için dış baskı arttıkça çok daha fazla hata yapıyoruz. İşte bugün Hazine Bakanı'nın istifası gibi. Bugün internet olmasa, değil mi? Sosyal medya olmasa bu kadar büyük sıkıntı olmazdı o tip bir hükümetli olan bir şey. Ama şimdi o kadar hızlı gelişiyor ki yani oradaki karar veren insan bile ne yapacağını şaşırıyor yani. Anlıyor musun? Çünkü bütün 70-80 milyon kişi
seni izleyebiliyor yani. Değil mi? Eskiden kimse birkaç gün sonra haber olurdu. O yüzden yani çok daha hızlı karar vermemiz gerekiyor. Çok daha fazla üzerimize gereksiz bir baskı var. İnsanlar çok çok bizi eleştiriyorlar anlamadan. O yüzden gerçekten bugün çok daha zor yöneten insanları. İş çok çok daha zor. Yani çok daha zor. Çok daha, o yüzden daha bilgili, daha çok veri, daha çok süreç yönetimi önem vermeli lazım. Daha çok insana önem vermeli lazım. Ve kendini hep yukarı çekmeli lazım. Aksi takdirde bu birkaç, 2-3 senelik süreçte maalesef ki bu tip şirketler ayakta kalamayacaktır. Çünkü rekabet de çok artıyor her geçen gün. Pazar belli, piyasa belli, dünya belli. İşte işini ehline bırakmak, işi doğru şekilde yapmak. Yapılamadığı noktada da işte ekmop gibi veya işte farklı dikeylerde farklı çözümler gibi ürünler kullanarak kendi gücünü çoklamak. Bir şeyler söyleyeyim. Öyle bir tane soru gelmiş sizden, yani yurt dışındaki firmalarla Türkiye'deki firmalarla ne fark var diye. Evet. Ben, 13, ben işte 13 tane ülke, 13 tane ülkeden ithalat yapıyorum. Tamam, ne farkı var söyleyeyim size. Orada kesinlikle duygusallık yok. Orada insan Ahmet Mehmet ilişki yok. Orada kural neyse, ister genel müdür olun, ister patron olun, isterse kim olursunuz olun, kimsenin görevine müdahale etmenize izin vermiyorlar. Aynı Fransa'daki garson gibi abi. Elini kaldırırsın, adam senin dükkanından kovar abi. Patron, garson hiçbir şey diyemez. Tamam. Bizde öyle değil işte. Yani. Bizde kıyakçılık, lağcılık, ocuk, buk. Bizde hemen duygusallık. Hemen bir laubalilik, bir şey gevşeme. Yurt dışında adam kural öğretilmiş ve o kuralın dışına çıkmaması da öğretilmiş. Herkese yüz yüz yetki verilmiş. Kimse kimsenin işine müdahale etmiyor. Herkes işini hakkıyla yapıyor. Ve herkes sorumluluğunu biliyor. Sorumluluğun dışındaki işlere gidip müdahale etmiyor yani. Bütün farkımız o yani. Biz onun için her gün hata yapmaya o kadar müsaitiz ki ülkemizde. Çünkü bizde üstteki adam her türlü yetkiye sahip olduğunu düşünüyor. Patron her şeyin en iyi bildiğini düşünüyor. Satış müdürü kendisinin en iyi satıcı olduğunu düşünüyor. Bizim mantığımız bu yani. Bize bilim, veri. Hallederiz öyle abi. Hallederiz abi. O anlayış var ya, abi demek yani. O çok 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 farklı. Bizde yani her şey yaşla, rütbeyle, güçle ölçülüyor. Yani alttaki insan sizden çok daha iyi bir fikir olabilir. Çok daha iyi bir fikir olabilir. Ki oluyor da yani. Oluyor da yani. O yüzden benim tavsiyem bugün insanlara dokunmamız lazım. Teknolojiye daha çok getirmemiz lazım. Ve bilgiyi artık kağıtlardan artık dijital dönüştürmemiz lazım. Yani şirketleri bence dijitalleşmeli. Tabii. Dijitalleşmeli ki insanlar müdahale edemesin işte. O gidip veriler edemesin. Bilgi birikimini kurumsal hafızaya çevirebilir. Ya bugün e-fatura çıktı işte. Bakın devlet bunu çok güzel yapıyor. Ben devleti çok takdir ediyorum yani. Müthiş evet. Son 10 yılda o kadar güzel dijitalleştik ki vergi olsun, fatura olsun. Ne kadar kolay. Şimdi mesela pandemi döneminde ben mesela ufak bir şirketim var benim. Anında fatura kesip gönderebiliyorum ya. Yani bir dakikada gönderiyorum sana arşiv fatura. Ufacık bir şirketim ben yani. 1000 liralık fatura kesebiliyorum ya. Yani ne büyük kolaylık. Kargoya ver, postaya ver. Aldı mı, almadı mı? Tak. Ne güzel değil mi? Ne kadar şey. Bu yapmış olduğunuz yatırımda şu anda özellikle devlet tarafındaki bu dijitalleşmenin vergi yatırmak ne kadar kolay hale geldi. Değil mi? Yani bankanın yaptığı bir şey artık devlet de yapıyor. O yüzden devleti bu konuda ben çok takdir ediyorum. Çünkü gerçekten dijitalleşme konusunda çok çok yol aldık. Belediyeler bu konuda çok başarılı. Çok başarılı belediyeler. Ondan sonra inşallah bence bu başarı artık insan yönetimine de gelir. İnşallah günün birinde biz insanlara değer veren, insanları gerçekten gelişmesine katkı sağlayan ve onlara güvenen bir toplum haline dönüşürüz. Bence en büyük sorunumuz bence her şeyin altındaki en büyük sorun bence güvensizlik. Yani temeli bu. Yani müşteri de aynı şekilde güvensiz bize. Onun için çok fiyat indirim istiyor. Satıcı müşteriye güvensiz. Yani bu güven sorununu çözmemiz gerekiyor ülke olarak.